genel kısmıyla önce fabrika ayarlarına yakın yaşamayı tercih eden herkes bir kere bir rahatlayacak. Bir bu var. Mesela o beslenme falan uzun. Onu daha sonra belki konuşuruz ama bir de her insanın ortak özelliğine baktığın zaman insanlar çok farklı birbirinden. Geçen programda da konuştuk. Beynimiz benzersiz ama insanların bazı ortak özellikleri var. O da şu. Bir insan sevdiği, yeteneği olduğu, doğuştan yetenekli olduğu bir şeyi yaparken hele biraz da deneyim sahibi ise çok özel bir zihin haline geçiyor. Biz bu zihin haline akış diyoruz. Müthiş yaratıcı, başarılı, böyle dünyayı unuttuğu falan bir zihin durumuna geçiyor. Bu zihin durumuna çok az sayıda insan geçebiliyor ve biz onların isimlerini işte kitaplarda, biyografilerini kitaplarda okuyoruz. Einstein'lar, şunlar bunlar. Bu adamların beynine bakıyorsun. Mesela Einstein'ın beyni ortalama erkek beyninden daha hafif. 150 gram daha hafif. Adam beyni küçük yani. Yani biz sanıyoruz ki donanım fazla da adam öyle. Hayır öyle değil. Bu insanları farklı yapan şey yeteneklerine uygun mecralar bulup oralarda kendilerini gerçekleştirebilmeleri. Her insanda bu özellik var. Hani belirgin patoloji olmadıktan sonra bizim sorunumuz çok dar kalıplarda insanları sıkıştırıyoruz ve hepsine dikkat edin. Einstein'ların falan hep bir okulda problem yaşama hikayeleri var. O da işte o kalıplara sığmamalarından kaynaklanıyor. O kalıbı kıran bir şekilde akıyor.